Kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunan bu sıcakta buraya gelebilen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün burada gerçekten Kutsal Ruh'un varlığından emin olabiliriz. Çünkü benim konuşmam bu konudaydı ama hemen hemen herkes konuşmalarında, görümlerinde, tapınmada bu konuyu ele aldı. Demek ki Kutsal Ruh'la bugün yoğunlaşacağız ve onu anlamaya çalışacağız. Ve Kutsal Ruh'un verildiği gün olan Pentekost günüyle ilgili konuşacağız bugün. Pentekost günü Yunanca'da 50. gün anlamına geliyor. Bu fısıhtan sonraki 50. güne denk gelen bir bayram. Aslında bu bir Yahudi bayramıydı. Fısıhtan sonra yani Mısır'dan çıkışın anısına kurban kesildikten sonra geçen sürede ilk ürünler alınırdı. Tarım ürünleri ve bunlar ilk kez ekmeğe dönüştürüldüğünde sunu ekmekleri haline getirilirdi ve bir bayramla, festivalle kutlanırdı. İşte Pentekost bayramı bu günün anısına bir bayramdır. Fakat Hristiyanlıkla birlikte, İsa Mesih'le birlikte yeni bir anlam kazandı. Tıpkı eski ahitteki her şey gibi yeni bir anlam, yeni bir içerik kazandı ve gerçek anlamı ortaya çıkmış oldu. O da şudur. İnsanlar bir şeyi kurban ettikten sonra onun bereketini görürlerdi. İşte burada da İsa Mesih kendisini kurban etti ve onun bereketi ilk ürünü Pentekost gününde insanların üzerine geldi. O gün Kutsal Ruh insanların üzerine geldi. İlk kez olarak elçilerin üzerine geldi. İşte bugünün önemi budur ve çok büyüktür. Bugün bu kilisede adına dua ettiğimiz şey bizi burada bir arada burada tutan şey işte bu Kutsal Ruh. Tanrı ile aramızdaki bu büyük bağlantı, bu büyük aracı. Ve o ilk kez Pentekost gününde, fısıhtan sonraki 50. günde elçilerin üzerine verilmişti. Çok büyük bir olay. Çünkü Tanrı insanların arasında geri dönüyordu. Ta ki Adem bahçesindeki kopukluktan sonra Tanrı insanların arasına geri dönüyordu ve bu aynen deminki ilahide adı geçen Sina Dağı'ndaki gibi yaşandı. Sina Dağı'nda ilk kez Musa Kutsal Ruh'la karşılaşmıştı, Tanrı'yla karşılaşmıştı ve neler olmuştu? Alevden diller, şiddetli fırtınalar, sarsıntılar, heyecan verici bir ortam vardı. İşte aynen bu şekilde oldu. Tanrı'nın Kutsal Ruh'u aracılığıyla elçilerin üzerine gelişi. Elçiler 2'ye 1'e bakalım ayete. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanların hepsi Kutsal Ruh'la doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Biliyorsunuz son konuşmamda Babil Kulesi'nden söz etmiştim. Babil Kulesi insanların dillerinin karıştığı, birbirleriyle anlaşamaz hale geldikleri yerdi. İlk kez Tanrı'ya ulaşabilmek için insanlar bir yol bulmuşlardı kendilerine. Bir basamaklar hazırlayarak yükseğe çıkıp Tanrı'ya ulaşacaklardı. Bunun anlamı kendi buldukları yollarla, kendi çabalarıyla Tanrı'ya ulaşabilecekleri inancıydı. Ve bu yoldan ilerleyerek yeryüzünde bugün gördüğümüz pek çok inancı yarattılar. Garip kılıklara girdiler, değişik şeyler yaptılar. Hepsi Tanrı'nın sevgisini kazanmak içindi. Ama Tanrı bunları reddetti. Bana bu şekilde gelemezsiniz dedi. Ve onların dillerini karıştırdı ve yeryüzüne dağıttı. Ama işte Pentekost günü geldiğinde bu lanet kaldırıldı ve tersine çevrildi. Öyle ki bütün insanlar hiç bilmedikleri dillerle konuşmaya başladılar. Ama o dilleri bilenler onları anlıyordu. Burası çok önemli. Mesela orada Grekler vardı ve hiç Grekçe bilmeyen birisi o dili konuşuyordu ve o adam anlıyordu. Ki o zaman diller çok bölgeseldi. Galile'den gelen birisi bile Yeruşalim'de konuştuğu zaman onun farklı olduğunu, yabancı olduğunu anlarlardı. Ama orada bütün insanlar birbirlerini anlayabiliyorlardı. Çünkü
Kutsal ruhla dolmuşlardı. Artık birlik vardı, beraberlik vardı ve Tanrı'nın huzurunda bir arada olmak duygusu vardı. Tıpkı bizim burada bir arada olduğumuz gibi. Çünkü kutsal ruh üzerlerine gelmişti. Çünkü kutsal ruhla birleşmişlerdi. Kutsal ruhun anlamı ve önemi bu kadar büyüktür. Ama kutsal ruh nedir diyecek olursanız, ki demeyeceğinize eminim ama gene de biraz açıklamak gerekir. Çünkü babadan bahsediyoruz, oğuldan bahsediyoruz, kutsal ruhtan bahsediyoruz. Bunlar nedir? Farkları var mı? Benzerlikleri var mı? Bu konu üzerinde biraz durmak istedim ben. İlk olarak kutsal ruha bakarsak, birisini tanımak istediğimizde, ne iş yaptığını sorarız değil mi? Eskiden nereden geldiğini sorarlardı. Şimdi ne iş yaptığını soruyoruz insanların, sen ne iş yaparsın diye. O zaman şöyle cevap verebilir. NASA'da çalışıyorum, astrofizik profesörüyüm. Oo, çok güzel. Değil mi? Çok güzel. O zaman bu adam bizim gözümüzde değer kazanabilir ve ona saygı duyabiliriz. Ama şöyle de söyleyebilir. Abi otoparkçıyım, arabaları çekiyorum işte. İyi, güzel deriz. Evet, böyle ne iş yaparak birbirimizi tanıyabiliyoruz. Peki ama imanlıysak o zaman biz değişmiş bir insan oluyoruz ve Tanrı'nın gözünde bambaşka bir yerde oluyoruz. Bunlar önem taşımıyor, otoparkçı veya fizik profesörü. Çünkü biz Tanrı'nın ailesine aitiz. İşte kutsal ruh bizleri Tanrı'nın ailesine dahil eden şeydir. Ve cevabımızı kutsal kitaptan bulmalıyız. Yuhanna 16'ya 13'te denilmiştir ki, ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Yani kutsal ruh bizlere geldiği zaman, işte böyle burada olduğu gibi, bugün olduğu gibi değişik insanlar aynı şeylerden bahseder, aynı şeyleri görür, aynı şekilde duygulanır oluyoruz. Çünkü bu Tanrı'dandır, bizden değildir. Dışarıdan gelmiştir. Ve bizleri değiştirmek, dönüştürmek, gerçeğe yönlendirmek üzere gelmiştir. Gerçeğe doğru yönlendirmek üzere gelmiştir. Biliyoruz ki dünyada bilincimizi karıştıran, bizi aldatan pek çok şey var. Ama bunlar bizi doğru yola götürmez. Bizi doğru yola götürecek olan şey gerçeğin ruhu, gerçeğin sözüdür. O da Tanrı'nın sözüdür. Evet, kafamız karışmasın dedik. Kutsal ruh bizleri Tanrı ile birleştiren şey. Peki o zaman diğeri ne? Üçlü birlik ne mesela? Değil mi? Bu konuda bazı şeyler, sorular oluyor her zaman. Özellikle yerel kardeşlerde, yerel ilk kez gelenlerde. Şimdi yaratılışta, yani yaratan, var eden olarak babayı görüyoruz. Da baba olarak Tanrı'yı görürüz. Kurtuluşta ise kurban olarak oğul İsa Mesih'i görüyoruz. Bu da bizler için gelen ve kurtaran oğul figürüdür. Üçüncüsü olan kutsal ruh da biraz önce gördüğümüz gibi bizleri yönelten, yönlendiren, Tanrı'ya birleştiren varlık. Kişiliktir. Üç kişilik ve tek Tanrı. Tek Tanrı kendisini bizlere bu üç değişik kişilikle, kimlikle tanıtıyor. Bizim insanlar olarak kendi mantığımızla, düşünce yapımızla kavrayabildiğimiz bu şekilde olacağı için. Yoksa Tanrı kavranamaz büyüklükte ve görkemdedir. Biz onu ancak bu şekilde yaratıcı, kurtarıcı ve doğru yola yönlendirici olarak tanıyoruz. Kutsal ruh Tanrı'nın ruhudur, Mesih İsa'nın ruhudur ve bizleri gerçeğe yönelten ruhtur. Yüreğimize gelir, bizi kullanır ve doğru yola götürür. Bu şekilde anlayabiliriz. Bir örnek vermek gerekirse, biliyorsunuz her şey bilgisayarlarla artık yapılıyor. Bu yüzden kimseye yabancı gelmeyecektir. Eğer bilgisayara yeni bir alet bağlarsanız, eskiden tanımazdı, şimdi gene içlerinde bir yazılım oluyor ama o yazılım ile tanıyor. Doğrudan bir aleti bilgisayara bağladığınızda kullanamıyorsunuz. Bir driver gerekir, değil mi?
İşte kutsal ruh bizde çalışan bir driver. Bizi Tanrı'yla birleştiriyor. Bu kadar. Evet, işlevsel bir şey. İnsanlar işte birbirleriyle bile iletişim kuramazken, yeryüzüne dağılmışken, Babil lanetiyle, biliyorsunuz, Tanrı kutsal ruhu verdi ve insanlar artık birbirleriyle de, Tanrı'yla da iletişim kurabilme, barışabilme, arkadaşlık, dostluk kurabilme ve gerçeğe yönelebilme hakkını kazanmış oldular. Tanrı bunu niçin yaptı? Daha doğrusu ilk başta insanın varlık nedeni neydi? Buraya gelirsek, Tanrı'nın istediği tek şey iletişim. Bizim onlarla bir iletişim içinde, Tanrı'yla onlarla değil, onunla bir iletişim içinde olmamızdır. Tanrı bizden çok zor şeyler, büyük şeyler, maddi, manevi fedakarlıklar istemiyor. Daha çok onunla iletişim içinde olmamız, bir baba olarak onu kabul etmemiz, benimsememiz ve onunla iletişim, arkadaşlık, dostluk kurmamız için bizi istiyor. Zaten varlık nedenimiz buydu. Tanrı bizleri kendisiyle iletişim kurabilmemiz için yarattı. Kendi ruhundan verdi, kendi benzeyişinde, kendi suretinde yarattı. Biz Tanrı'nın arkadaşı, dostu, evlatları olacaktık. Bunun için yaratıldık. Yaratılış amacımız buydu. Ta ki Adem Bahçesi'ndeki o vahim olaya kadar. Şimdi yaratılış 2:7'ye bir bakalım. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Adem topraktan yaratıldı. Bazen bu konuda da kafalar karışıyor. Ne toprağı, ben toprak değilim diyenler oluyor. Çömlek miyim, seramik miyim, porselenden mi yapıldım? Tabii ki evet, insan topraktaki elementlerden yapıldı. Karbon, nitrojen, fosfor, potasyum, magnezyum vesaire. Bunlardan ibaretiz ve ölünce yeniden bunlara dönüşeceğiz. Ama şimdi farklıyız, can taşıyoruz. Bütün canlılarla olduğu gibi. Ama onlardan farklı bir şeyimiz var. O da Tanrı'nın bize vermiş olduğu kendi nefesi, kendi ruhudur. Çünkü Aden bahçesinde işte Tanrı Adem'i topraktan yarattığı zaman burnuna yaşam soluğunu Tanrı üfledi. Yaşam soluğu Tanrı'dandır. Bunun için insan Tanrı benzeyişinde, Tanrı yapısındadır. Çünkü nefeş, İbranice'de nefeş olarak geçiyor. Bizde de çok iyi, yakın, yani Arapçadan gelen nefes. Tanrı kendi nefesini verdi, kendi soluğunu verdi. Kendi canlılığından verdi, kendisinden verdi. Bu yüzden insan diğer canlılardan farklı olarak Tanrı'nın yaşam soluğuna sahipti. İşte kaybedilen bu yaşam soluğuydu. Bu da çok acı. İnsan Adem bahçesinde ölümlü olduğu zaman o yaşam soluğunu kaybetti ve ölümlü oldu. O günde ölümlü olmasının anlamı da buydu. Elbette ki Adem o gün ölmedi ama o günden itibaren ölümü içinde taşımaya başladı. Ölümlüydü. Tıpkı yeryüzündeki bugün tanıdığımız bütün insanlar gibi ölümlü oldu. Yeni doğmuş bir bebek bile bir anlamda ölüdür çünkü ölümüyle birlikte gelir. Yeryüzündeki günleri sayılıdır. O günler bittiği zaman günleri dolmuş olacaktır ve ölüm onu gelip bulacaktır. İşte insan bu şekilde yeryüzünde dolaşmaya başladı. Canını, ruhunu kaybetmişti. Hala yaşıyordu ama yaşayan bir ölüydü. Yani zombi diyeceğim ben. Aynı öyle. Zombi gibi yeryüzünde dolaşıyordu ve evet kötülük yapıyordu zombi gibi. Peki bu zombi kavramı da insanın bu varoluşu üzerinedir. Ruhu kaybettikten sonra, ölüm içine girdikten sonra yeryüzünde dolaşması ve rastladığı herkese, her şeye kötülük bulaştırmasıyla ilgili bir şey gibi. Bir benzetme güzel bir şey. Ama insan işte ruhu kaybettiği için Tanrı ile iletişimi, onunla ilgi kurmayı da kaybetmiş oldu. İnsan Tanrı'dan koptu ve yeryüzünde bir başına kaldı. Yani gene popüler bir söylem. Mesela ıssız adada kaldınız. Robinson Crusoe var değil mi? Hepimiz biliyoruz.
ıssız bir adada kalıyor. Robinson'un en büyük eksiği neydi? İletişim kuracak bir aracı yoktu. Mesela bir telsizi, uydu telefonu olsaydı, ki o çağda yoktu. Ama olsaydı kurtulurdu. Bugün böyle filmler, diziler var. Hep böyle ıssız adada birileri kalır. Ve geride kalan insanlara, uygar dünyaya bir türlü ulaşamazlar. Ulaşamadıkları için kayıptırlar. İşte insan da böyle yeryüzünde kendi başına ruhsuz kaldığı zaman, Tanrı'yla da iletişimini kaybettiği zaman, işte Robinson Crusoe gibi biraz da kaldı yeryüzünde çaresiz, amaçsız, boş. Ve iletişim kuracak imkanı yok. Telsizi yok, uydu telefonu yok, hiçbir şey yok. Telgraf yok. Dumanla haberleşme yok. Evet, insan böyle başıboş dolaşıyordu ama Tanrı unutmadı gene de insanını. Burası çok güzel, çünkü Tanrı kendi çocuklarını unutmazdı ve onlara her zaman sahip çıkacaktı. Ve onları kendi planı uğrunda belli bir şekilde kullandı ve yönlendirdi. Şimdi Pentekost'tan önceki günlere bakacak olursak, Pentekost'ta biliyoruz ki Kutsal Ruh geldi ve bizler Tanrı ile iletişim kurma imkanına sahiptik. Ama ondan önceki günlere bakarsak, üç değişik durumdan söz edeceğim ben size. Pentekost öncesi de nasıldık? Yuhanna 7, 37'ye 39'a bakalım. Bayramın son ve en önemli günü, yani Fısıh Bayramı demin bahsettiğimiz, İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi, bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti, çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Burası çok ilginç, dikkatimi çekti. İsa henüz yüceltilmemişti. İsa tabii biliyoruz ki yüceler yücesi ama henüz yeryüzündeydi, yani göğe çıkmamıştı. O zaman kutsal ruh henüz verilmeyecekti. Neden? Bence yeryüzünde iki tanrı olmaz. Bir tane, o da İsa varsa kutsal ruh gelmeyecekti. İsa Mesih'in gökyüzüne çıkması gerekiyordu ki kutsal ruhu insanlara bir aracı, bir rehber, bir yönlendirici olarak verebilsin, tekrar gelsin. Gene Yuhanna 16'ya 7'de şöyle demişti. Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez ama gidersem onu size gönderirim. İsa Mesih yeryüzüne geliş amacını biliyordu. O da kurban olmak ve kendi canını insanın günahları uğruna feda etmek ve bu şekilde insan üzerindeki laneti, günahı kaldırmak ve Tanrı'yla tekrar barıştırmak. İşte İsa Mesih'in amacı buydu ve o da şunu söylüyordu. Tekrar öleceğim ve gökyüzüne çıkacağım. Tekrar gelene kadar, o güne kadar sizlere kutsal ruhu bırakıyorum. Bir yol gösterici, bir arayıcı, bir yönlendirici olarak. İşte Pentekost gününde kutsal ruhun gelebilmesi buna bağlıydı. İsa Mesih'in kendisini kurban olarak vermesi. Çünkü insan günahlı ise Tanrı ile bir araya gelemez. Aydınlık ve karanlık, sıcak ve soğuğun bir araya gelemeyeceği gibi insan da eğer günah içindeyse Tanrı ile bir araya gelemez. Bu çok açık ve net. İsa Mesih günahları üstlendi ki insan yeniden Tanrı'ya yaklaşabilsin, barışabilsin. Burada günah kavramı bazen kafa karışıklıkları olabiliyor. Onu da üzerinde biraz durmak isterim. Günah yaptığınız, ettiğiniz bir şey değildir arkadaşlar. Yapılan, edilen bir şey değildir. Günah olunan bir şeydir. Bu çok önemli. Günahta mısın, değil misin? Ben iki tane iyilik yaptım, bir tane kötülük yaparım, gene artıdayım. Böyle değil. Günah nerede durduğumuzla ilgili. Biraz hassas bir konu olacak. Farkındayım ama bu konuda bir örneğim var. Şöyle söylemek isterim. Fenerbahçeli misin, Galatasaraylı mısın? Böyle bir şey bu. Yani nerede duruyorsun? Mesela şöyle diyebilirim. Galatasaraylı olarak örnek vereyim. Fenerbahçe forması alırım. Yeğenime Fenerbahçe forması hediye etmişimdir. Fenerbahçe'nin maçına gitmişimdir. Zaten seviyorum Fener'i. Yabancı maçlarda desteklerim diyebilirim.
Hepimiz futbolu seviyoruz, kardeşiz diyebilirim. Zaten hepimizin amacı bir biz kardeşiz. İşte böyle şeyler söyleyebilirim ama bu apayrı bir şey. Soru şu, Fenerbahçeli misin, Galatasaraylı mısın? Nerede duruyorsun? Hangi tribünde senin yerin? İşte bu. Yani soru bu. O zaman günahta mı duruyoruz, Tanrı'nın yanında mı duruyoruz? İşte ayrım da burada olacak. Eğer günahtaysak Tanrı'dan kopuğuz. Tanrı'nın yanındaysak günahtan kopuğuz. Şimdi şöyle düşünenler de olabilir. Ben vaftiz oldum, iman ettim. Demek ki artık bana günah yok. Ne istersem yaparım. Her şey bana serbest. Vururum, kırarım, öldürürüm, çalarım. Şimdi böyle düşünen varsa bu vaftiz olmamış, ıslanmıştır. Çünkü gerçekten vaftiz olan insanda, iman eden insanda zaten böyle düşünceye yer yoktur. Gerçekten imanlı eden insan yanlış şey yapmaz mı? Yapar. Elbette yapar. Hala insandır çünkü. Ancak içinde kutsal ruh vardır. Ve o kutsal ruh ona şunu söyler. Yanlış yaptın, düzelt, tövbe et, özür dile, telafi et, kalp kırdın, yanlış. O zaman kutsal ruhu içinde taşıyan insan anlayışlıdır, merhametlidir, alçak gönüllüdür. Diğer insanları kırmamaya, üzmemeye çalışır. Yumuşak huyludur. Tez öfkelenmez. Öfkelense bile öfkesi kısa sürer. Kine, nefrete dönüşmez. Saldırganlığa dönüşmez. Bunlara saptığı zaman gene bilgisayar diliyle error verir bir şey. Hop, yanıp sönmeye başlar ve hissedersiniz ki bu yanlış. İşlemiyor, böyle olmuyor ve geri dönersiniz. Özür dilersiniz. Gönlünü alırsınız. Haklı bile olsanız, özür dilerim. Haklı bile olsanız, karşı taraftan özür dileyebilirsiniz. Ona fazla kırıcı olmuşsanız eğer. O yüzden kutsal ruh işte böyle insanları yumuşatır, inceltir. Onları daha anlayışlı, daha güzel insanlar haline getirir. Peki dedik ki, Pentekost'tan önceki günler. İkinci şey, maddemiz şu. Pentekost gününden önce de kutsal ruh insanlara indirilmekteydi. Ama nasıl? Mesela Davut'a, Süleyman'a indirilmişti. Geçen derslerde gördük, Şimşon'a indirilmişti değil mi? O Şimşon, yaramaz adam, sürekli hatalar yapan, yanlışlıklar yapan yaramaz Şimşon'a indirilmişti. Çünkü Tanrı insanları başıboş bırakmak istemedi. Dedik ya Tanrı unutmaz diye. Tanrı yarattığı insanları elbette unutmazdı. Onlara yol göstermek, onları yöneltmek, onlara doğruyu göstermek istediğinde Tanrı bir takım insanlar üzerinden kendi halkına, topluluğuna mesaj vermiştir. Bu da kutsal ruhu indirmesiyle olmuştur. Mesela eski ahitteki kitap yazarlarına bakarsak bunların tamamının kutsal ruhun esini altında olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü bunlar kutsal yazılardı ve kutsal yazıları yazabilmek için Tanrı'dan bir şeyler almak gerekir. Tanrı'yla ilişki içinde olmamız gerekir ki onun yüce sözlerini insanlara aktarabilelim. Bu yüzden büyük peygamberler kutsal ruhu almışlardı. Davut almıştı, Süleyman almıştı dedik. Kutsal kitap yazarları almıştı. Bunun dışında bazı insanlar da gerekli olduğu zaman verilmiştir. Tanrı bu amaçla İsrail'i kullanıyordu o sırada. İsrail, Tanrı'nın tıpkı şöyle düşünün, seçilmiş halkıydı ama bu seçilmiş halk bir aşı hazırlamak için bir deney kabına ihtiyacınız vardır ve o deney kabında şayet aşıyı hazırlıyorsanız onu dış etkilerden korumak istersiniz. Çünkü orada gelişecek olan kültür dış etkilerden arınmış olmalıdır. Ki içeride gelişecek olan şeyin ne olduğu, saf ve katışıksız olduğu görülebilsin. İşte Tanrı insanı kötülüğe karşı aşılamak için aşısını hazırlarken İsrail kavmini kullandı ve onun diğer kavimlerle karışmasını istemedi. Onu kendi başına ayrı bir kavim olarak, kendi kavmi olarak kabul etmişti. Çünkü deney kabı steril olmak zorundadır. İçine başka bir şey katılmasını istemeyiz.
Tanrı İsrail'i çok iyi, çok dürüst, çok namuslu, çok çalışkan, çok imanlı insanlar olduğu için seçmedi. Bu doğru. Tanrı bizleri de çok doğru, çok iyi insanlar olduğumuz için seçmedi. Ama Tanrımız iyi bir Tanrıdır ve evlatlarını sever. İşte İsrail Tanrı'nın hazırladığı bir aşıydı. Ve o aşı uzun yıllar, uzun nesiller boyunca hazırlandı. Ve Pentekost gününde artık hazırdı aşı, hazırlanmıştı. Bütün insanlara dağıtılabilirdi. Bütün aşamalardan geçmişti. İşte Pentekost gününde bütün uluslara artık bu kutsal ruh açıldı. Artık herkes kutsal ruhu alabilirdi. Herkes esenliğe ulaşabilirdi. Neyle? Mesih İsa'ya imanla. Bir tek bu. Bir tek bu. Mesih İsa'ya imanla. İsa Mesih çünkü nasıl gitti? Petrus'a benim peşimden gel dedi. İşte yapmamız gereken şey bu. Bir tek bu. Onun peşinden gitmek. Çok fazla, çok büyük bir şey değil. Bunu yapan bütün uluslara, bütün insanlara, bütün toplumlara kurtuluş yolu açılmıştı. Yalnız İsrail'e değil. O zaman iman eden herkes şu anda seçilmiş halktır. Tanrı'nın halkıdır ve özeldir. Çünkü Tanrımız bizleri unutmaz. Onun bizim kavrayamayacağımız yücelikte bir planı her zaman vardır. Bu yüzden başımıza ara sıra bir şeyler gelirse ve bunun nedenini anlayamazsak gene de dönüp Tanrı'ya söylemeliyiz. Bana bunu niye verdin Tanrım? Vermesen olmaz mıydı diye. Ama şunu da bilmeliyiz ki her ne oluyorsa Tanrı yine de bizleri doğruya, iyiye yöneltecektir. Tıpkı iyi çobanın sürüsünü her koşulda ağıla kadar sağ salim götürmesi gibi. Kurtlarla mücadele edecektir. Onlara karşı kendisini ortaya koyacaktır. Tıpkı İsa Mesih gibi. Ve sürüsünü en sonunda güvenli topraklara, güvenli çayırlara götürecektir. Tanrımız bizleri unutmaz ve bizi bilir. Ve o bize bir tek şey söyledi. Beni izleyin. Peşimden gelin dedi. Petrus'a söylediği gibi. Şimdi üçüncü şeye bakalım. Pentekost'tan önce kutsal ruh mevcut değildi herkes için. Ve bazı insanlara verilebiliyordu. Ve üç, bu kutsal ruh kaybedilebilirdi. Şarta bağlı olarak gelirdi. Mesela Şimşon. Şimşon için kutsal ruh şarta bağlıydı. Nasıl? Saçları eğer kesilmezse kutsal ruh onunla birlikte kalacaktı. İşte bu bir metafor. Yani şarta bağlı olan kutsal ruh. Şöyle 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 ise kutsal ruh sendedir. Ama bunu yapmak durumundasın. Eğer böyle olmazsan kutsal ruh sende olmaz. İşte şarta bağlı olması bu demektir. Kaybedilebilir. Sizden geri alınabilir. İşte Şimşon da saçı kesilince kutsal ruhu kaybetti. Bu o kadar anlamsız bir şey değil. Metafor olarak alırsanız çok anlamlı bir şeydir. Kutsal ruh şartlara bağlı olarak sizde durur. Ve saçı kesilince de ya da siz falan falan filan yola saptığınızda kutsal ruh sizi terk ederdi. İşte bu geçmiş zamanlardaki durumun özeti. Ama Pentekost'la bunlar kesildi. Artık kutsal ruh kalıcı ve tamamen insanda yer etmek üzere yeryüzüne indi Tanrı. Tekrar yeryüzüne indi. Tıpkı Sina Dağı'nda olduğu gibi rüzgarlarla, alevlerle geldi ve insanların dillerinde konuşmaya başladı. Onları şevkle, heyecanla konuşturdu. Oynayıp dans ediyorlardı. Çok ilginç. Ve şöyle dediler, ne oluyor böyle sabah sabah? Hepsi sarhoş mu bunların dediler dışarıdan geçenler. Petrus da dedi ki, ne sarhoş? Sabah 9 dedi bu saatte. Yani demek ki içki içilmesi her zaman her kültürde biraz hava kararmasına bağlı değil mi? Öyle sabah sabah içmek orada da normal değildi. O yüzden onlar insanlar işte sarhoş sanıyor çünkü çok mutluydular, oynuyorlardı, seviniyorlardı. Hakikaten de öyle olması lazım. Tanrı ile karşılaştığımız zaman değil mi mutlu oluruz, eğleniriz. Zaten Pavlus dedi ki Koloseliler 1:25-26. Tanrı'nın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkarı oldum. Görevim Tanrı'nın sözünü yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır.
Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslararası da ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da sizi yüceliğe kavuşma umudunu veriyor. Ne kadar güzel değil mi? Bu Pavlus ki kutsal ruhu almadan önce biliyoruz acımasız bir adamdı, bir zalimdi ve imanlara eziyet etmekti işi. Onları toplar ve yetkilileri teslim ederdi. Onlar da öldürürlerdi veya cezalandırırlardı. Pavlus böyle acımasız, tehlikeli bir adamken bu sözleri söylemeye başladı. Bu da ilginç. Kutsal ruhun geldiğinde insanı nasıl değiştirdiğine bir örnektir. En aşağılık, en kötü, en sevmeyeceğiniz, beğenmeyeceğiniz insana geldiğinde işte böyle konuşturuyor insanı. Şimdi biliyoruz ki biz de eminiz kutsal ruh bu kilisede aramızda yaşar. Gerçekten. İşte kardeşlerim bugün gerçekten çok önemli sözler söylediler bu konuyla ilgili. Ve kardeşim tapınmada bu konuyla ilgili ilahiler çaldı. Ve hissettik ve konu bütünlüğü her şey bizi buraya getiriyordu. Kutsal ruha. Kardeşlerim gene tek tek konuştular ve söyledikleri buydu. Hediye. En büyük hediye işte kutsal ruhun verildiği o Pentekost gününe aittir. Kutsal ruh aynı zamanda bizim öğretmenimizdir. Yuhanna 14:26'ya bakarsak görüyoruz ki ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Unutulmuş şeyleri de bu şekilde kutsal ruh bizlere hatırlatır. Hiç söyleyemeyeceğimiz sözleri, belki de hiç zihnimizde tasarlamadığımız şeyleri söylememiz için bizleri teşvik eder. Mesela düşünün, müjde yazarlarını düşünün. Müjde yazarlarından Matta ve Yuhanna Mesih'i tanımışlardı. Ama aradan bir zaman geçti. Önemli bir zaman geçti. Çünkü o zaman Yuhanna küçük, neredeyse küçük bir çocuktu, çok gençti. Aradan yıllar geçti ve İncil'i yazdılar. Ama hatırladıkları her şey gerçeğe birebir tanıklık ediyordu. Yanlış olan hiçbir şey yoktu. Çünkü diğer iki İncil yazarı yani Markos ve Luka ile aynı şeyleri yazdılar. Bunlardan Markos kendisi görmemişti. Petrus'un tanıklığını kaleme almıştı. Luka ise hiçbir şey görmemişti. Ama hepsi de benzer olayları benzer şekilde yazdılar. İşte bu kutsal ruhun aktif olduğu zaman insanları nasıl bir araya topladığı, aynı şeyleri hissettirip aynı şeyleri düşündürdüğüne ve hatırlattığına bir örnektir. Bugün bizler de eğer burada böyle sözler edebiliyorsak, eğer birbirimizle ruh birliği, düşünce birliği içinde olabiliyorsak ve ağzımızdan hiç beklenmedik güzel bir söz çıkarsa bu da bizden değil kutsal ruhtandır demeliyiz. Çünkü kutsal ruh bütün güzellikleri bize verir ve bizi Tanrı'yla yani bütün güzelliklerin kaynağıyla bir araya getirir, bağdaştırır. İşte Elçilerin İşleri kitabı bu bakımdan önemlidir. Çünkü Eski Ahit Baba Tanrı'nın işlerini anlatır. Dört Müjde kitabı Oğul İsa'nın işlerini anlatır. Elçilerin İşlerinde ise Kutsal Ruh'un işlerini görürüz. Elçiler 1:3. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. İsa burada çok önemli. Yeruşalim'den ayrılmayın diyor. Henüz bir arada kalmalısınız diyor. Çünkü biliyoruz ki elçiler sonradan dünyanın dört bir yanına dağıldılar ve peygamberlik ettiler. Toplumlara müjdeyi duyurdular. Ama İsa onların henüz bir arada kalmalarını istiyordu. Çünkü henüz kutsal ruhu almamışlardı. Bunun için de hazır değillerdi. Hazır olmaları ancak kutsal ruhun onların üzerine gelmesi, onlarla birleşmesi için mümkün olacaktı. Bu insanlar biliyoruz ki çok uyumsuz, çok
dengesiz, düzensiz bir kalabalıktı. Rastgele bir kalabalıktı. Petrus'u balık avlarken buldu, öbürünü vergi toplarken buldu. Gel 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 dedi. Peşine taktı insanları, her yere götürdü. Ve bu insanlar birbirinden de pek haz etmezlerdi. Aralarında tartışıyorlardı. Kimileri yüksek mevkilere gelmek istiyordu. Kimisi kral yardımcısı olacağını düşünüyordu. İşte böyle bir takım beklentileri vardı. Ve korkak insanlardı bunlar çünkü her şeyden ürküyorlardı. Küçük bir kızdan bile korkuyorlardı. Ama gün geldi, İsa Mesih'i dirilmişken gördüklerinde onlara bir cesaret geldi. Ama hala kutsal ruhu almamışlardı. Bu yüzden evet, mucizeleri hazırlardı. Ama içlerinde o kutsal ruhun sağlayacağı bilgelik henüz yoktu. Evet, cesaret kazanıyorlardı yavaş yavaş ve dünyanın dört bir yanına dağılıp müjdeyi duyuracaklardı. Ama kutsal ruh henüz inmemişti. O zaman İsa Mesih dağılmayın dedi. Burada kalın ve kutsal ruhun içinize, üstünüze inmesini bekleyin. Aslında kutsal ruh geldiği zaman nasıl işlediği ve insanları nasıl değiştirdiğini eğer anlamak istersek şöyle diyebiliriz. Cahil bir balıkçı olan Petrus'un mektubu vardır, onu okursunuz. Veya para göz bir vergi tahsildarı olan Matta'yı okursunuz. Henüz çok küçük bir çocuk olan Yuhanna'yı okursunuz. Ve bu adamlar neredeyse Shakespeare gibi yazıyorlardı. Gerçekten İncil'leri açıp görürseniz neredeyse Shakespeare kadar bilgelikle dolu, hatta daha da bilgelikle dolu yazıyorlardı. İşte bu nasıl oldu? Böyle sıradan insanlar, rastgele bir balıkçı nasıl böyle yazı yazabiliyor? Eğitimsiz insanlar. Evet, bu nasıl? İncil'leri okuduğumuz zaman ne kadar büyük bir bilgelikle karşılaşıyoruz, değil mi? Nasıl derinden etkileyen, gerçekçi, özlü sözlerle karşılaşıyoruz. İşte bunlar Tanrı'nın verdiği ilhamla, onun yardımıyla yazılmış şeyler. Ve arkadaşlar, daha o gün kutsal ruhun Pentekost günü inmesiyle, bu elçiler biliyoruz ki sarhoş gibi konuşuyorlardı, dışarı daldılar ve peygamberlik etmeye başladılar. Daha o gün 3000 kişi iman etti. Bunu biliyoruz kutsal yazılardan. O gün onları dinleyen 3000 kişi iman etti. Zorla değil, baskıyla değil, savaşla, ölüm tehdidiyle değil. Yalnızca sözleri dinleyerek ve ikna olarak 3000 kişi iman etti. Bu çok önemli. Asıl iman da zaten insanın isteğiyle, kendi içinden gelerek sağlanandır. Eğer zorla bir insanı bir yola sevk ediyorsanız, bilmelisiniz ki ilk fırsatta o kaçacaktır. Ama severek, sevgiyle, ikna olarak gelmişse o zaman ona güvenebiliriz. 1. Yuhanna 4'e bakalım. Şimdi, sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor. İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın ruhunu bununla tanıyacaksınız. İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi Mesih karşıtının ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır. Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan dünyadakinden üstündür. Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır. Ve dünya onları dinler. Bizse Tanrı'danız. Tanrı'yı tanıyan bizi dinler. Tanrı'dan olmayan dinlemez. Gerçeğin ruhuyla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz. İşte Yuhanna bunu yavrularım diye yazdığına göre o yıllarda henüz artık çocuk değildi. Olgun bir insan olduğunu düşünüyoruz ama gerçeğe aynen tanıklık etti. Yıllar sonra hafızasında her şey tazeydi. Ve bu kadar açık, bu kadar temiz bir dille bugüne bile ışık tutuyordu. Yani kalıcı sözler söyledi. Dünya durdukça kalacak olan değerli sözler. Bunlar işte
yalanla gerçeği, sahteyle doğruyu ayırt edebilmek için bize kutsal ruhun verilmiş olduğunu dile getiren sözler. Dünyada olan, dünyada kalan şeyler değil, gerçeğe tanıklık eden ve dünyada şu an için diğer insanlardan farklı duran ama gerçeğin yanında durduğu için diğer insanlardan farklı duran bizleri tanımlıyor. O yüzden gerçeği tanımış olan bizlere ne mutlu diyorum ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.